Kambriyen devirden sonraki fosil katmanlarında da canlı türleri hep bir anda ve eksiksiz yapılarıyla belirir. Balıklar, amfibiyenler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler gibi temel canlı grupları ve bunların içindeki yüz binlerce farklı tür canlı yeryüzünde hep bir anda ve eksiksiz biçimde ortaya çıkmıştır. Bu grupların arasında evrimcilerin hayal ettikleri ara geçiş formlarından tek bir tane bile yoktur. Canlılığın basitten komplekse doğru gelişmediğini, ilk ortaya çıktığı anda zaten son derece kompleks olduğunu gösteren bir başka örnekte fosil kayıtlarına göre 400 milyon yıl önce ortaya çıkmış olan köpek balığıdır. Bu canlı, kaybettiği dişlerin yenilenmesi gibi üstün bir özelliğe sahipti. Oysa kendinden milyonlarca yıl sonra yaşayan birçok canlıda böyle bir özellik yoktur. Bu da köpek balığının basitten komplekse doğru bir gelişme göstermediğinin kesin bir delilidir. Memelilerle, memelilerden yüz milyonlarca sene önce yeryüzünde belirmiş ahtapotların göz yapılarının son derece benzer olması, aynı kompleks yapı ve sistemleri içermesi de buna örnek olarak verilebilir. Tüm bu örnekler, canlı türlerinin yeryüzünde belirmelerinde basitten komplekse doğru bir sıralama olmadığını ortaya koymaktadır. Bu gerçek, canlılık üzerinde yapılan şekilsel, işlevsel ve genetik incelemelerin sonuçları değerlendirilerek de görülmüştür. Örneğin, şekil ve büyüklük olarak bakıldığında fosil tabakalarının alt katmanlarında yer alan birçok canlının kendilerinden sonra ortaya çıkan canlılara kıyasla daha büyük kütleli olduklarını görürüz. Dinozorlar gibi. Canlıların işlevsel özellikleri incelendiğinde de aynı gerçekle karşılaşırız. Yapısal gelişimleri ele alındığında kulak da ilkelden komplekse doğru gelişim iddiasını yalanlayan bir örnek oluşturur. Amfibiyenlerde orta kulak boşluğu mevcutken bunlardan daha sonra ortaya çıkan sürüngenlerde tek kemikçeye dayalı daha basit bir işitme sistemi vardır ve orta kulak boşluğu yoktur. Genetik incelemelerde benzer sonuçlar ortaya koymaktadır. Yapılan araştırmalar, kromozom sayılarının canlıların kompleksliklerini yansıtan bir sıra oluşturmadığını göstermiştir. Örneğin, insanda 46 olan kromozom sayısı, copepod yengeci için 6, mikroskobik bir canlı olan Radiolaria içinse tam 800'dür. Fosil kayıtlarının ortaya koyduğu bu gerçek ne işlevsel ne de şekilsel olarak canlıların basitten komplekse doğru bir evrim geçirmediğini, canlı türlerini Allah'ın yarattığını ispatlamaktadır. Evrimci paleontolog Mark Zarnecki bu gerçeği şöyle itiraf eder. Teoriyi ispatlamanın önündeki büyük bir engel her zaman için fosil kayıtları olmuştur. Bu kayıtlar hiçbir zaman için Darwin'in varsaydığı ara formların izlerini ortaya koymamıştır. Türler aniden oluşurlar ve bu beklenmedik durum türlerin Allah tarafından yaratıldığını savunan yaratılışçı görüşü desteklemektedir. Yüz milyonlarca yıllık fosil canlılarla bu canlıların günümüzde yaşayan örnekleri arasında hiçbir fark yoktur. Bu gerçek evrim iddiasını tümüyle geçersiz kılmaktadır.
Evrim teorisi, canlıların sürekli bir değişim içinde olduklarını, tesadüfler sonucunda sürekli olarak geliştiklerini iddia etmektedir. Oysa fosil kayıtları bunun tam aksini gösterir. Dünya üzerinde ilk ortaya çıkan balıklar, sürüngenler ya da memeliler nasılsa, bugünkü balıklar, sürüngenler ya da memeliler de öyledir. Bazı canlı türlerinin soyları tükenmiştir ama hiçbir tür bir başka türe dönüşmemiştir. Buysa canlı türlerini Allah'ın ayrı ayrı yarattığını ve canlıların yaratıldıkları günden bu yana da hiçbir evrim geçirmediklerini göstermektedir. Bu konudaki çok sayıda örnekten birkaçını şöyle sıralayabiliriz. 100 milyon yıllık amber içindeki karınca fosili, günümüzdeki karıncalardan farksız. Bilimsel ismi Triops cancriformis olan karides benzeri canlı, 300 milyon yıl boyunca hiçbir değişim göstermemiş. 400 milyon yıllık deniz yıldızı fosili ve canlı bir deniz yıldızı. Yaklaşık 350 milyon yıllık Yusufçuk fosili günümüzdekiyle tıpatıp aynı. Milyonlarca yıllık yaban arısı fosiliyle günümüzdeki yaban arılarının hiçbir farkı bulunmamaktadır. 190 milyon yıllık timsah fosili ve canlısı. Hiçbir değişikliğe uğramamış bir kaplumbağa ve 50 milyon yıllık bir kaplumbağa fosili görülmektedir. ...195 milyon yıllık karides fosiliyle günümüz karidesleri arasında hiçbir farklılık bulunmamaktadır. Bitkilerin evrimi de masaldan başka bir şey değildir. Ekranda Acer monspessulanum cinsi bitkinin yaşayan örneği ve 30 milyon yıllık fosili. Günümüz denizlerinde sıkça rastlanan Nautilus isimli omurgasız canlının fosillerine günümüzden 520 milyon yıl önceki Kambriyen tabakalarında da sıkça rastlanmaktadır. Nautilus yaratılmış olduğu zamandan günümüze hiçbir evrim geçirmemiştir. 200 milyon yıl öncesine ait balık fosili göstermektedir ki en eski balıklarla günümüzdeki örnekleri farksızdır. Evrim teorisi canlıların ilkelden karmaşık yapılı hale doğru geliştiklerini iddia eder. Bu gerçeği ifade etmeyen bir ön yargıdır. Bu evrimci iddianın ne kadar gerçek dışı olduğunu anlamak için evrimcilerin ilkel bir türden geliştiğini iddia ettikleri bir canlıyı, örneğin balıkları ele alalım. Bir balığı inceleyecek olursanız yüzebilmesi için kuyruğunu sallamasının yeterli olduğunu görürsünüz. Normal şartlar altında kuyruk bir yöne büküldüğünde balığın ön tarafının arka tarafın tam tersi yönde ve aynı şiddette savrulması gereklidir. Ancak böyle olmaz. Çünkü balıkların vücutlarının ön tarafı bu etkiyi ortadan kaldıracak biçimde yaratılmıştır. Aynı zamanda su hareket esnasında baş tarafa dikey bir kuvvetle etki eder. Tüm bunlar baş kısmın su içindeki salınımının kuyruk kısmındakinden daha küçük olmasına neden olur. İki taraf arasındaki bu farklılık balığın su içindeki hareketini sağlar. Balığın ileri doğru hareket hızı, yüzgecin balığın omurgasından geçen eksenin sağına ve soluna gidiş geliş hızıyla doğrudan bağlantılıdır. Yüzgeç eksene yaklaştığında hız artar, uzaklaştığında da azalır.
acaba bu sistem ne kadar verimlidir? Gözlemler, su altında sakin duran bir balığın korkutulduğunda müthiş bir hızla harekete geçebildiğini ortaya koymuştur. Balıklar yüzerken büyük miktarlarda güç harcarlar. Ancak ani hızlanmanın balıklar için hayati bir anlamı vardır. Çünkü hem avlanmak hem de avcılardan kaçabilmek için ani hıza ihtiyaçları vardır. Bazı küçük balıklar durma noktasından maksimum hızlarına saniyenin 20'de biri kadar kısa bir sürede çıkabilirler. Bu sırada ürettikleri itme kuvveti kendi ağırlıklarının 4 katı kadar olmaktadır. Bütün bunların yanı sıra göz ardı edilmemesi gereken çok önemli bir nokta vardır. Balıklar bu üstün performanslarını suyun içinde gerçekleştirmekte hem de kimi türlerde akıntıya karşı koymaktadırlar. Suyun direncinin havadan daha fazla olduğu düşünüldüğünde balığın son derece üstün bir performansa sahip olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. Bu konudaki en güzel örnek hiç kuşkusuz ki somon balıklarıdır. Denize açılan somon balıkları ancak doğdukları nehre varabilirlerse burada yumurtlayarak nesillerini devam ettirebilirler. Bu nedenle somonların yumurtlama yerlerine varabilmeleri için devamlı olarak nehrin yukarısına doğru yani akıntıya karşı yüzmeleri gerekir. Bu arada karşılarına çıkan şelaleleri de aşmalıdırlar. Bunun içinse somon balığı bulunduğu noktadan yaklaşık 4 metre ileriye, su seviyesinden de 2 metre yukarıya sıçramak zorundadır. Böyle bir sıçrayış sırasında somonların sudan çıkış hızları saatte 24 kilometreyi bulur. Bu atlayışın sonundaki düşme pek çok canlı için ölüm demektir. Fakat somon hiçbir zarar görmeden düştüğü yerden yoluna devam eder. Somon balıkları eğer böyle atlayışları yapabilecekleri bir kas ve iskelet yapısına sahip olmasalardı elbette yaşamaları mümkün olmazdı. Bilindiği gibi balıkların su içindeki tek hareketi ileri geri yönünde değildir. Eğer bir balık su içinde aşağı yukarı hareket edemezse yaşaması mümkün olamaz.